Herkese merhabalar. Ben Neşe. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etli lahana yapacağım. Dilerseniz malzemelerimize göz atalım ve bir an önce bu lezzetli sarmayı yapalım. Etli lahana sarması için gereken malzemeler bir büyük ya da orta boyda seçebilirsiniz. Evdeki kişi sayısına göre lahana. Etli lahananın iç harcı için gereken malzemeler yaklaşık 3-4 adet kuru soğan, orta boy, mor veya beyaz fark etmez. 3 yemek kaşığına yakın domates salçası varsa biber salçası da tercih edebilirsiniz. 1 adet orta boy kapya biber yemeklik doğranmış. Tuz damak tadınıza göre ve zeytinyağı ya da sıvı yağ. Yaklaşık 300 grama yakın antrikot tercih ediyorum daha çabuk piştiği için. İstiyorsanız bunun yerine kıyma da tercih edebilirsiniz. Kuru nane, pul biber ve karabiber, bir de pirincimiz var. Et sarmayı pişirmek için sıcak suya ihtiyacımız var. Lahanayı dıştan yıkadıktan sonra şu orta kısmını bıçak yardımıyla kesiyoruz. Her tarafından. Hatta biraz kesmiştim. Bu ortasını çıkarmaya çalışacağım. Döndürterek. Biraz zor oluyor. Ve şu kısmını da salatalarda da kullanabilirsiniz. Hatta lahanayla ilgili bir salata da video çekeceğim size. Özellikle ekşi severler için. Şu orta kısmını kestikten sonra artık ikiye mi böleceksiniz yoksa yaprak yaprak mı? Tamamen size kalmıştır. Kaynar suyun içerisine istiyorsanız yaprak yaprak bölüp kaynar suyun içerisine katın. Ya da şu yaprağı aldıktan sonra sırt kısmını kesin. Şunu kesin istiyorsanız. Daha sonra suyun içerisine şunları katın. Hatta göstereyim. Şunu şöyle göstereyim. Bu yaprağı kestikten sonra kötü tarafları kesiyorum. Şu şeklinde sıcak suyun içine atıp güzelce yumuşatacağız. Yani sarma şeyine gelene kadar. Ve şimdi hepsini bu şekilde yapacağım. Kaynar suyun içerisine bölmüş olduğumuz lahana yapraklarını koyuyorum. Bunlar yumuşayacak hafiften, çok değil. Sarılacak kadar yumuşaması yeterli olacaktır. Yani bir nevi birazcık öldüreceğiz onları. Yaklaşık 10-11 dakika tutmanız yeterli olacaktır. Hemen içerisinden alıyorum. Ve tekrar hepsi bitene kadar bu şekilde devam edeceğim. Pirinçlerimi yıkadım. Bir kaba aldım. Ve hemen içerisine malzemelerimi ekliyorum. Salçamı ekledim. Zeytinyağı. Şimdilik dursun. Hepsini kullanacak mıyım bilmiyorum. Karabiber ve pul biber. Nanem. Soğanlar. Öncelikle bir karıştırayım. Yavaş yavaş ekleyeceğim zaten. Ve istiyor. Bütün bir çay bardağı zeytinyağı koydum. Bütün soğanları da ekliyorum. Ve tuz. Şu ana kadar yaklaşık 2 çay kaşığına yakın koydum tuzu ve karıştırıyorum malzemelerimi. Bir de etimiz vardı. Hepsini güzelce karıştıracağım. İç harcımı güzelce karıştırdım ve şimdi buraları toplayıp hemen sarmaya başlayacağım. Tenceremi yanıma aldım. Öncelikle sarmaya başlamadan önce şöyle tenceremin altına kullanmayacağım sarma yapraklarını, lahana yapraklarını
şöyle koyuyorum altına. Hem lezzetli oluyor hem de sarmalarında zarar gelmiyor pişerken. Bayağı koydum. Bu kadar yeterli ve şimdi sarmaya başlayıp içerisine koyacağım. Tabağımı yanıma aldım. Soğan tabağım bu arada. Hemen şöyle içerisine bir yaprak koyuyorum. İç harcımdan da alıp içerisine koyuyorum. Doldurabilirsiniz ve kalın da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Canınız nasıl istiyorsa o şekilde sarabilirsiniz. Kenarları eğer katlanmıyorsa hiç uğraşmayın. Ama katlanıyorsa kapatın. Kenarlarından kapatıp güzelce sarın. Şu şekilde sardıktan sonra tencereye alıyorum. Şimdi size lahanayı sarmakta güçlük çekenler için ya da bekar öğrenciler için küçük pratik bir şey yapacağım. Bu bir fincan, kahve fincanı. Çay bardağıyla yapmaya çalışmayın. İçerisine bir tane yaprak koyuyorum. Ve iç harcından dolduruyorum. Ve yanlardan kapatıyorum. Oradan buradan derken şöyle ters çeviriyorum. Bu şekilde ağzını kapalı şekilde tenceremin altına yerleştiriyorum. Şurada. O da orada pişecek. Ve son bir yaprağım kaldı. Hemen içerisine iç harcımı tekrar koyuyorum. Yandan, sağdan, soldan sarıyorum. Ve tenceremin içerisine koyuyorum. Gerekirse üzerine bir ağır bir kap ya da tabak koyabilirim. Ve şimdi ocağa koyacağım. Güzelce pişireceğim. Tenceremi ocağa aldım ve hemen üzerine sıcak suyu ekleyeceğim. Çok hafif tuz ekledim bu arada. Üzeri geçmedi. Üzeri geçmeden su koydum. Böyle görünüyor suyu kenarda. Bu kadar yeterli şimdilik. Eğer gerçekten istiyorsa sonradan da ekleyebilirim. Şimdi ağzını kapatıp orta ateşte güzelce pişireceğim. Ve etli lahanam artık pişti. Altını kapatıyorum. Çok hafif ama çok hafif böyle görür görmez birazcık su kalmış olabilir. O hiç sorun değil. Dibi tutmasın diye zaten çok az miktarda suyun kalması gerekiyor. Altını kapattım. Soğuduktan sonra güzelce servise hazırlayacağım. Etli lahana artık servise hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Etli lahanamı yaptım. Güzelce servise hazırladım. Umarım sizler de yaptığınızda bu tarifi beğenirsiniz. Tarifin detayını açıklama kısmına zaten yazıyorum. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.